Merhaba sevgili tarihseverler. Şu an Antalya'nın Faselis'ten sonraki ikinci büyük liman kenti olan Olimpos'tayız. Şu an Antalya'nın Faselis'ten sonraki ikinci büyük liman kenti olan Olimpos'tayız. Olimpos, tanrıların evi anlamına geliyor. Aslında tam Yunancası Uludağ anlamında. Ancak biliyorsunuz Yunan mitolojisinde Zeus ve bütün ailesini oluşturan tanrı ve tanrıçaların bu dağın eteklerinde yaşadığına inanılıyor. Bu anlamda dünya kültür mirası açısından oldukça önemli bir yer Olimpos. Olimpos kenti Bizans döneminde piskoposluk merkezi olarak ilan edilmiş. Bu yüzden de fazlaca kilise bulmak mümkün. Arkamda görmüş olduğunuz da kentin 3. büyük kilisesi. Olimpos çayı kenti ikiye ayırdığından dolayı çayın üzerine bir köprü yapılmış. Ancak sadece şu an köprünün bir ayağı bulunuyor. Olimpos kentinin tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte Likya Birliği'ne ait sikkelere bakıldığında M.Ö. 167 yılına dair sikkelerde Olimpos kentinden bahsedildiğini görüyoruz. Oldukça büyük bir alana yayılmış olan Olimpos kenti kalıntıları üzerinde halen arkeolojik çalışmalar devam etmekte. Burasının Bizans döneminde piskoposluk merkezi olduğunu söylemiştik. İşte arkamda gördüğünüz yer yine Bizans dönemine ait ikinci kilise. Kilisenin hemen yanında Roma Tapınağı bulunuyor. Muhteşem bir kapısı var. Olimpos antik kentinin bir dönem korsanların egemenliği altına geçtiği biliniyor. Ancak buradaki kalıntılar daha çok Helenistik dönem, Bizans ve Roma mimarisi. Özellikle Piskoposluk Sarayı görülmeye değer. En önemli yapısı Roma döneminden Kral Marcus Aurelius adına yapılmış olan tapınak kapısı. Gerçekten görülmeye değer yerler. Liman girişinde yine aynı şekilde anıtsal kaya mezarları bulunuyor. Mutlaka gelip görmelisiniz. Şu an Olimpos kentinin nekropolü ve nekropol caddesi üzerindeyiz. Bu nekropol Kuzey Nekropolü. Bilindiği üzere nekropol antik kentlerdeki mezarlıklara verilen isim. Burada tam 113 tane mezarlığa rastlanılmış. Olimpos çayı kenti ikiye bölüyor. Burası da kuzey kısmı demiştik. Kuzey Nekropolü'nün milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar kesintisiz olarak kullanıldığı biliniyor. Eğer siz de bir gün Olimpos'a gelip tarihi kalıntıları seyrederek, müthiş Tahtalı Dağı'nın manzarasını seyrederek yüzmek istiyorsanız Beydağları Milli Parkı'na gelmelisiniz. Bugün sizlerle Antalya'nın iki önemli kentini gezdik. Faselis ve Olimpos. Dilerseniz bir sonraki videoda görüşelim. Hoşça kalın.